Umut, uyanık insanların rüyasıdır demiş Aristoteles. Son dönemlerde ise çalkantılı devam eden gündemde umut fidanları bir yeşeriyor bir soluyor içimizde. Peki bu konuda Mersin halkı ne düşünüyor? Yakın geleceğe dair umudumuz ne durumda? Gelin hep birlikte cevapları dinleyelim. Geleceğe dair umutlarınız ne durumda? Umutlarımız mı kaldı ablacığım? Umut mu bıraktılar? Şu halimize baksanıza. Yani ortalık pahalılık, fakire yaşama hayatı yok, şey hakkı yok. Yani görüyorsunuz ha milleti ucuz diye geliyor çürük çarık şeyleri doldurup doldurup gidiyor. Eskiden bir grev yapılırdı. Şimdi o da yok, grev yok. Yani millet hayatından çok memnun gözüküyor. Her şey pahalı ama milletimiz bak. Eksi de. Neden? Şey alamıyorsun, canım incir çekti kilosu 70 lira. Alamıyorum. Hakkımda helal etmiyorum bizi bu hale getirenlere. Ben yani çocuklarım için kaygılıyım, kendim için değil. Yani geleceğe dair elbette umutlarım var ya, niye olmasın ki? Ben depremzedeyim, Hatay'dan geldim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Depremden sonra sanki hayat tekrar yeniden başlamış gibi benim için. Yani sanki ikinci bir şans verildi bana. Sevdiklerim için, kardeşlerim için, ailem için, sevdiğim kadın için. Yani hayat devam ediyor. O yüzden geleceğe dair umutlarım neden olmasın ki? Hani para dediğin şey gelip geçici. Evet, hani herkesin dilinde ekonomi, ekonomik problemler falan ama ne olursa olsun hayat devam ediyor. Yani herkesin alacağı bir ev, bir araba, ayakkabısı, çorabı, yaşayacağı mutlu bir yuvası. Yani gerisi bir boş. Para bir kağıt parçası artık yani. Yok vallahi, umudumuz yok. Neden peki? Neden oldu ortada? Söylemeye, anlatmaya gerek yok yani. Her şey ortada değil mi? Bu pahalılık bir yerden, adaletsizlik bir yerden. Ne umut edebilirsin gelecekten? Vallahi hiç umudumuz yok. Ekonomi çok kötü, durumlar kötü. Bildiğiniz gibi her şey ortada. Tamam, fazla konuşma da. Tamam, teşekkür ederim. Gel sen de. Yok, genç ama, olarak konuş. Sıkıntı çıkar. Evden alırlar falan gelir. Niye umutlu olmayacağım ki? Umut fukaranın ekmeği. Umudunuz var. Var. Gençlik aşağıdan hareketlenirse umut her zaman vardır. Gençlik. Üretim olursa gelecek her zaman vardır. Yoksa verilen haklar, kazanılan haklar, verilen hakları devamlı önüne geçer. Onun için bütün gençlik kazanması lazım haklarını. Yoksa verilene Rabben acı olursa sonradan 5 liraya kadar inerler. Gelecek her zaman üretimle ileriye gider. Yoksa oturarak Allah-u Ekber diyerek ileri gitmez.